Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Bu hafta yeni yine tespihlerimiz var. Geçen hafta bitirdiğimiz tespihleri tanıtacağım size. Çok güzel tespihlerimiz var arkadaşlar. Bomba gibi tespihlerimiz var. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben çok beğendim tespihleri bu arada. Bakalım siz nasıl değerlendireceksiniz. Şimdi arkadaşlar, geçen hafta yine değişik ağaçlardan, değişik malzemelerden tespihler yaptık. Şanslıyım çünkü bu konuda. Niye şanslıyım? Çünkü her hafta farklı ağaç yapıyoruz, farklı malzeme yapıyoruz. Benim hoşuma gidiyor. Yani hep aynı malzemeden yapmaktansa böyle değişik değişik malzemelerden yapmak insanın hoşuna gidiyor. Şanslıyım o konuda, gerçekten şanslıyım. Biliyorsunuz geçen hafta demir indi yaptık, pelesenk yaptık, kuka yaptık, narçıl yaptık. Yani güzel güzel ağaçlar, bakalit yaptık. Yani değişik malzemeler yaptık. Bu hafta da farklı malzemeler var. Yine benzerler var tabii ki ama farklı ağaçlarımız da var, farklı malzemelerimiz de var. Onları size tanıtacağım. Hemen tespihlerimize başlayalım arkadaşlar. İlk önce neyle başlıyoruz? Gergedanla başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle çok güzel bir Osmanlı kesme gergedanımız var. Bakın sesine bakın. Yani bu ağaç da her şeye gidiyor arkadaşlar. Bunun biliyorsunuz seti 21'ini yaptım. Ondan sonra yarı fıçı yarık bademli bir tespihini yaptık. Küçük tespihlerini yaptım. Kapsülünü yaptım. Yine aynı şekilde Osmanlı kesmesini yaptık. Bir önceki videoda, onun iki önceki videoda özür dilerim, Sinan arkadaşımıza yine Osmanlı kesme yaptık. Biraz daha büyüğünü yaptık bunun. Yani her modele gidiyor arkadaşlar. Bakar mısınız duruşuna? Çok güzel bir tespih oldu arkadaşlar. Malzeme inanılmaz zaten. Bakın sesine bakın. Çok güzel. Yani bu model çok güzel oluyormuş arkadaşlar. Yani iki türlü de çok güzel çekiliyor. Yani bunu devamlı yapıyoruz. Her malzemeden yaptık. Gergedan ağacından da yaptık. Yine yaptık, yapacağız. Yine var siparişlerimiz. Çok güzel arkadaşlar. Ağaç çok güzel. Artık bizim de diğer ağaçlarımıza katılan yeni bir ağacımız, yeni bir malzememiz var. Ve gerçekten çok güzel denedik, yaptık, ettik. Ustalarımız da yapıyor devamlı. Bu sıralar gerçekten revaçta bir ağaç. Bütün ustalarımız hemen hemen bu ağaçtan tespihler yapıyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar tespih. Yani bunu bulup getiren Necmettin abimize buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani bizi böyle bir malzemeye kazandırdığı için gerçekten çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar, bu tespihimiz 10'a 10.5 ölçülerinde Osmanlı kesme modeli. Şöyle. Biraz farklı farklı renk tonları var, geçişleri var. Bu da ağacın şuradaki damarlarından kaynaklı, denk geldiği yerlerden kaynaklı. Ama bir de ben de böyle bir şey yapayım dedim. Biraz daha desenli taraflarını seçip yapayım diye düşündüm ve ondan dolayı biraz böyle değişik değişik hareli bir tespih çıktı ortaya. Çok güzel oldu bence. Bu tespihin geleceği renk arkadaşlar vişne, biliyorsunuz değil mi? Bakalit gibi vişne olacak. Yani zaten burada aralarda görüyorsunuz renklerini. O renklere gelecek ve bu bildiğiniz böyle Osmanlı kehribarı gibi, Osmanlı bakalit gibi rengi olacak, böyle vişne rengi olacak. Şöyle bakın, imamesini göstereyim. Bakar mısınız desenlerinin güzelliğine? Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle imzamız. Hitamemiz. Çok güzel. Arkadaşlar ağaç çok güzel. Tespih de çok güzel oldu. Arkadaşımız güzel günlerde kullansın. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bu benim biraz eski kestiğim bir malzeme. Şöyle de yeni gelen bir malzeme. Bakın renk farkını görüyor musunuz? Bakın. Yani ağaç durduğu yerde renk almış arkadaşlar. Yani ilginç. Bakalit gibi. Bakalit de durduğu yerde renk alır. Bakın nasıl renk almış. Bu yeni kesildiği için rengi böyle. Bu biraz daha eski. Eski yani birkaç ay önce kesmiştim ben. Bunu kullanmıyorum. Daha çok diğer malzemeleri. Çünkü birazcık bunun boyutunu, duruşunu sevdiğim için nasıl renk aldığını görün yani. Bakın nasıl renge geliyor. Çok güzel renk alıyor arkadaşlar ağaç. Çok güzel bir ağaç. Aynı zamanda hatta şöyle yapalım. Şöyle her zaman gibi benim tespihimle kıyaslayalım. Bakın benim tespihimin rengine
nasıl dönüyor yavaş yavaş. Çok güzel renk alıyor arkadaşlar. Aa çok güzel. Bakın. Bakın nasıl renk almış. Ve çok güzel de yansımaları var. Şöyle şuradan göstereyim bakın. Geleceği renk bu işte arkadaşlar. Bakın bu renge gelecek. Bu tesbih bu renge gelecek. Bildiğiniz bakalit gibi. Bakalit gibi yani. Çok güzel. Şöyle bir duruşunu görelim tesbihimizin. Çok güzel arkadaşlar. Dediğim gibi bu sıralar bütün ustalarımızdan çıkmaya başladı gergedan. Hepsi de severek yaptığını söylüyor. Hepsi de çok beğendiğini söylüyor. Yani ben sırf bunu söylemiyorum. Diğer ustalarımız da yapıyorlar. Yapmaya başladılar. Zaten Necmettin abinin siz videolarında görüyorsunuz. Devamlı anlatıyor. Tekrardan ona teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar bu işler kolay değil. Yani bu ağacı bulup Türkiye'ye getirip bunu ustalara işletip bunun tesbihe uygun olup olmadığını ya da işte nasıl bir şey çıkacağını bakmak, bulmak, ondan sonra bunu etüt etmek, sonra bunu tesbih piyasasına sunmak, yani gerçekten hem zaman alan işler hem de maliyetli işler. Yani bu tesbihin, emin olun bu ağacın daha doğrusu Türkiye'ye giriş tarihi 3 seneyi bulur belki. Ama bunun dediğim gibi belli bir zamanda belli bir şekilde denenmesi, etüt edilmesi, çalışma yapılması. Çünkü bunlar tonlarca geliyor arkadaşlar. Getirdikleri zaman çok yüklü getiriyorlar ve bir risktir. Bu riski göze almadan önce bunun altyapısını yapmak zorundalar. Bunu Necmettin abimiz yapmış, etmiş, getirmiş, bulmuş, araştırmış, senelerini vermiş belki de zamanını vermiş, getirmiş ve bize sundu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Allah razı olsun. İnşallah ilerleyen zamanlarda bize yeni yeni ağaçlar bulur getirirler. Ben çok memnunum. Çok seviyorum. Çok güzel bir ağaç ve çok da siparişimiz var arkadaşlar. Çok gergedan ağacından daha çok yapacağız. Hatta malzemelerimiz var. Ama yeni malzemeler isteyeceğiz. Çünkü yetmeyecek bize. Yetmeyecek. Evet arkadaşlar. Tesbihimiz bu. Birinci tesbihimiz Osmanlı kesme gergedan ağacı. Sesini duyun. Yani nasıl bir ses. Çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğeniyorum. Sahibine hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansın. Çok güzel bir tesbih oldu. İlerleyen zamanlarda farklı farklı modellerden yine gergedan ağaçlarımız gelecek arkadaşlar. Hatta önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta yine var sırada. Bizim sıramızda, defterimizde yazıyor. Onlardan yine onları da size yine tanıtacağım. Evet arkadaşlar, ilk tesbihimiz gergedan ağacı Osmanlı kesme. Şimdi ikinci tesbihimize geçiyoruz. İkinci tesbihimiz arkadaşlar şöyle bir baba geliyor. Evet arkadaşlar, bir baba. Evet, kuka. Arkadaşlar bu da 8.5'a 12 ölçülerinde bizim yarı fıçı yarı badem dediğimiz, model dediğimiz kukamız. Bu da çok güzel oldu. Kuka zaten biliyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Nasıl gidiyor? Çekimi muhteşem kukamızın. Şöyle çok güzel, tok, kalın bir imamemiz var. Yani bu hayatta kırılmaz arkadaşlar. Durağımızla beraber. Yani normalde kısa gibi ama duraklı uzun oluyor. Bu şekilde imzam, hitamesi. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben tesbih yaparken, daha doğrusu benim tarzım genelde günlük çekime uygun tesbihler. Yani cebinizde taşıyıp ondan sonra gittiğiniz yere götürüp rahatça çekebileceğiniz, kullanacağınız ve hani narin olmayan, sert çekebileceğiniz, örseleyebileceğiniz tesbihler yapıyorum. Niye? Çünkü günlük çekin diye, rahat rahat çekin diye, kırılacağından korkmayın ya da işte kopacağından korkmadan rahat rahat çekin diye böyle sağlam tesbihler yapmaya çalışıyorum size ki yıllarca kullanın bu. Bu evladiyelik olsun, torununuza kalsın. Yani o yüzden de genelde o tür şeylere ben dikkat ediyorum. İşte durağından tutun da işte sistemi ne kadar, ondan sonra işte hitamesi ne kadar, hep nasıl sağlam olur, nasıl kırılmaz, nasıl işte hasar görmez, onları hep düşünerek yapıyorum arkadaşlar. Evet, bu tesbihimiz de Avusturya'ya gidecek arkadaşlar. Avusturya'ya gidecek. Kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Kuka. Yani kuka başka bir alem arkadaşlar ya.
Kuka başka bir alem. Çok güzel. Yani bakın. Ve bu biliyorsunuz renk alıyor. Renk dalacak. Daha çok kayganlaşacak. Pürüzsüzleşecek. Çok güzel bir tespih haline gelecek. Yağ gibi akacak. Evet arkadaşlar. 8.5'a 12 ölçülerinde yarı fıçı yarı badem kukamız. Bu şekilde. Bu da dediğim gibi Avusturya'ya gidecek. Kardeşimiz güzel günlerde, gurbetellerde güzel günlerde kullansın. Çok güzel bir tespih oldu. Evet arkadaşlar, şimdi hemen 3. tespihimize geliyorum. 3. tespihimiz de neymiş? Narçıl. Evet arkadaşlar, bu da yine Avusturya'ya gidecek. Yine bu kardeşimizin bu. Yani bizden bu böyle biliyorsunuz ayrılmaz ikili Narçıl Kuka. Çok güzel oldu bu da. Çok güzel. Zaten şunun bir hoşluğuna, güzelliğine bakar mısınız ya? Yani bakar mısınız şunun güzelliğine ya? Yani insan eline almaya kıyamıyor ya. Çok güzel. Çok güzel ya. Narçıl da çok güzel bir tespih. Çekimi muhteşem. Yani kukadan arta kalır bir tarafı yok bence. Çok güzel. Ve arkadaşlar, narçılı olan artık beyaz başka bir tespih bakmasın. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yani beyaz başka bir tespih ihtiyacınız yok. Narçılınız varsa. Çünkü biliyorsunuz zamanında bu diş muadili olarak yapıldı. Kullanıldı. Düğmelerde kullanıldı. Süt eşyalarında kullanıldı. Her şeyde kullanıldı narçıl. Çünkü hayvanlar katledilmesin. Hayvanlar zarar görmesin diye bunu narçılı kullanılmaya başlandı. Bizim ülkemizde de aynı şekilde sevildi ve tespihlerini yapıyoruz gördüğünüz gibi ve muhteşem çekimi olan bir tespihimiz ve dediğim gibi hiç bakmayın yani. Yaşayan hayvanların uzvlarına bakmayın. Bu tespih varken, narçıl varken bakmayın arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel bir tespih. Bu da aslında yani zor bu hale geliyor arkadaşlar. Bu ilk meyveden çıktığı zaman bu kadar sert değil tabii ki. Bu kurutuluyor. Belli işlemlerden göre bekliyor. Ondan sonra bu hale geliyor. Sertleşiyor. Daha sonra tespih yapımına hazır hale getiriliyor. Narçılımızda. Evet arkadaşlar. Narçılımızda. Bu 8-12 arkadaşlar. Bir yarım milim daha kısa. Daha doğrusu yarım milim daha ince diğerinden. Ama bence böyle daha iyi oldu. Tam el boyu, günlük boyu bir tespih oldu. Bakın çok güzel. Çekim de çok güzel. Fıçı zaten çok yakışıyor narçıla. Badem de çok yakışıyor. Fıçı da çok yakışıyor. Şöyle imamesi. Yani ekranda o kadar parlıyor ki. Vallahi beyazlığı o kadar güzel parlıyor ki. Çok güzel arkadaşlar. Kardeşimiz güzel günlerde kullansın. Bu da yine Avusturya'ya gidecek. Kardeşimiz gurbetellerde ikisini beraber güzel günlerde kullansın. Çok güzel tespihlerin oldu kardeşim. İnşallah ileride sana bir gergedan da yaparız. Evet arkadaşlar, 3. ve son tespihimize geldik. Evet arkadaşlar, şunun şirinliğine bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Bakar mısınız şunun güzelliğine, şirinliğine? Bakın. Çok güzel ya. Yani evet arkadaşlar, yılan ağacı bu. Nasıl hemen kendini belli etti yılan ağacı. Müthiş çekimi var arkadaşlar. Müthiş. Yani inanın yağ gibi gidiyor. Ben biliyorsunuz ikisini çok benzetirim birbirine. Gergedanla yılan ağacını çok benzetirim. Benziyorlar da. Yapımı da benziyor. Yani yağlı olması, cila tutumu benziyor yani. Tabii farklı ağaçların kendilerine özgü farklı farklı özellikleri var. Gergedan ağacının kendine özgü farklı özelliği var. Yılan ağacının kendine özgü farklı özelliği var. Ama ikisi de çok iyi ağaç. Çok iyi ağaçlar arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bu tespihimiz 10
10'a 13.5 ölçülerinde 19'lu bir tespihimiz. Fethi 21 değil bu arkadaşlar. 19 olduğu için bu Fethi 21 olmuyor. Biliyorsunuz bizim 21'li tespihlerimiz Fethi 21, 9-13 ölçülerinde. Bu 19 istedi arkadaşımız. Bu şekilde yaptık. Daha çok böyle bilek boy tarzı istediği için böyle yaptık. Ama çok güzel oldu. Bu da çok güzel oldu. Çekim harikası. Öyle diyebilirim size. Yani bu kapsül kesim ama yani biliyorsunuz ben genelde fıçı biz ağırlıklı badem fıçı işte Osmanlı kesimi yapıyoruz. Kapsül de ara ara yapıyoruz ama çok sık yapmıyorum. Ama bu kap model çok güzel arkadaşlar. Bundan yapabiliriz. Gerçekten çekimi inanılmaz oldu. Yani bundan Fethi 21 de yapabiliriz bu model. Her model yapabiliyoruz biliyorsunuz Fethi 21. İlla fıçı olması gerekmiyor. Önemli olan 21'li olması. Fethi 21 olması için yeterli. Çok güzel. Çok güzel bir tespih. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu arada arkadaşlar bunun sahibi ile bunun sahibi kardeşler daha doğrusu aynı diyebiliriz. Bizim Atilla kardeşimiz bunu kendine yaptırdı. Bunu da kardeşine yaptırdı. Kardeşi bu şekilde seviyormuş. Ondan dolayı ona da bu şekilde yaptık. Yani bu ikisi de aynı kişiye gidecek anlayacağınız. Bu dediğim gibi Avusturya'ya gidecek. Yalnız arkadaşlar yılan ağacı inanılmaz. Çok güzel arkadaşlar. Bu tespih çok güzel. Çok güzel oldu. 10'a 13.5. Benden 10'a 13 istediler. Ben biraz boyunu uzattım. Daha güzel oldu bence çekimi. Biliyorsunuz yaparım böyle atraksiyonlar. Ara ara böyle değiştiriyorum ölçüleri. Ama ne yapayım? Yani deniyorum. Bakıyorum o kötü oldu. Yani çekimi biraz daha böyle daha güzel olsun, daha güzel kullansın diye. Yani bana zarar aslında fazla malzeme kullanıyorum ama olsun. Önemli olan ben tespih yaptığım zaman, elinize geldiği zaman böyle güzel güzel çekin. Deyin ki Fatih ustamız bize güzel böyle bir tespih yapmış deyin. Allah razı olsun deyin. Benim için yeterli arkadaşlar. Gerisi hiç önemli değil. Ama inanın ben böyle şeyler yapıyorsam sizin için yapıyorum yani. Bunun boyunu uzatıyorsam sizin için uzatıyorum ki güzel güzel çekin. Şuna bakar mısınız yani daha nasıl bir çekim olabilir ki bir tespihin ya? Yani yağ gibi gidiyor. Yani şöyle bakalım desenleri de var tabii ki. Bakın bakın desenlerine bakar mısınız? Çok güzel desenleri var ya. Yani yılan ağacını biliyorsunuz zaten desenlerini anlatmama gerek yok. Yılan ağacımız da burada. Böyle bir ağacımız arkadaşlar. Ağır. Nasıl? Bakın. Yılan ağaçlarımız da böyle. Böyle. Parçası da böyle. Evet arkadaşlar. Bunlardan da tabii ki tespihler yapacağız yine. Şöyle imamesine bakıyorduk en son. Yine oturtma yaptım. Yine tok. İmamesi tok. Happelerden yarım milim daha kalındır imame. Hep öyle yaparım ben. Bütün tespihlerde öyledir. Yani imameyi happeler 10 milimse bu 10.5'tur arkadaşlar. Yani bu çok özür dilerim. Fazla daha sağlam olsun diye bir yarım milim uzatıyorum. Şey kalınlaştırıyorum imameyi. Ama ne oluyor? Sağlam oluyor. Kırılmıyor. Rahat rahat kullanıyorsunuz. Şöyle gelelim. Evet arkadaşlar. Şöyle arkadaşımıza böyle bir detay yaptık. Evet, hitamesi. Çok güzel. Çok güzel bir tespih arkadaşlar. Güzel günlerde kullansın kardeşimiz. Ben biliyorsunuz bir tespihi çok beğendiysem böyle elimden düşürmüyorum. Biraz çekiyorum böyle. Evet. Yılan ağacımız 19'lu. 10'a 13.5 ölçülerinde 19'lu Efe tespihimiz. Kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi şöyle de bir tespihim var arkadaşlar. Bu 21'li Fethi 21 aslında. Bakın şöyle bir Fethi 21 bu. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu benim biliyorsunuz Fethi 21 yaparken ben böyle hasarlı happeleri ayırıyorum. Ufak ufak böyle şöyle göstereyim. Desen olabiliyor, çizgi olabiliyor, lif olabiliyor. Mesela burada var bakın. Yani bunda ne varmış? Bunda da şöyle bir çizgi var. Şuradan dur bir böyle bir nokta gibi bir şey var. Bunları ayırıyorum ben. Birikiyor bunlar. Ondan sonra bu şekilde tespih oluyor. Bunu da Sinan kardeşimize yaptık.
İmamesini bu arada hasarsızdır. İmamesini ben kendim yaptım, ekledim. İmame de hiçbir sıkıntısı yok. Şöyle hitamede şöyle nokta var. Tırnak geçmez bu arada bunlar arkadaşlar. Yani böyle şey değil yani, delik değil bunlar. Tırnak geçmez. Sadece leke gibi. Mesela bakın şurada böyle bir leke gibi. Bundan dolayı ayırmışım. Bunları ayırdıktan sonra böyle bazı kardeşlerimiz istiyor. Onları yapıyorum böyle. Ama buna tabii numara vurmadım. FETÖ 21'e numarası vurmadım. Hasarlı olduğu için bazı happeleri hasarlı olduğu için bu şekilde bir FETÖ 21'imiz. Yani FETÖ 21 olmadan olmaz değil mi? Her hafta oluyor. Bunu da bu şekilde numarasız bir FETÖ 21'imiz oldu. Arkadaşımız güzel günlerde kullansın. Evet arkadaşlar, şimdi geçen hafta bir ağaç tanıttım size. Söylemiştim. Agatis. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ağaç bu. Buydu biliyorsunuz. Renk ışık geçiriyor. Bunun happesini yaptık. Çok güzel bir oldu. Bir tane daha parçası vardı. Aslında onu ben size göstermedim. Bu da arkadaşlar ağacın farklı bir yeri. Reçinesi. Bakın bundan da gelecek. Bakın. Bu tam bildiğiniz şeffaf. Evet arkadaşlar, bakar mısınız? Yani bu ağacın diğer tarafı. Bu bendeydi aslında. Bundan da happe yapabilirdik ama o anda dedim ben bu daha böyle nasıl diyeyim, hareli olduğu için bunu kullandım. Bu biraz daha böyle reçine tadında ama ağaç bu da. Bakın bundan da gelecek. Bakın nasıl ışığı geçiriyor, görüyor musunuz? Bu arada gergedan da hafiften ışığı geçirir arkadaşlar. Yani onda da bir ışık geçirme mevzusu var. Yani bazı yerlerinde ışık geçiriyor gergedan da hafiften. Ama bu kadar değil tabii ki. Bakın bu direkt ışığı geçiriyor. Agatis'in özelliği bu. Bakalım nasıl bir şeyler gelecek. Yani önümüzdeki hafta gelecek artık. Bekliyoruz. Geldikten sonra ben de sabırsızlanıyorum. Bunun ne yapacağız? Tesviyini yapacağız. Hatta sipariş bile aldık daha malzemeler gelmeden. Bir durun dedim. Bir bekleyin gelsin malzemeler. Yok ustam siz yazın sıraya dediler. Yazdılar. Neyse olsun bakalım, gelsin bir göreceğiz. Denedik çünkü. Happesini yaptık. Onay verdik. Artık bu saatten sonra tabii ki yapacağız. Arkadaşlar bir tane tespihim var şöyle. Onu da göstereyim size. Nedir bu? Şimdi şu tespihi yaptıktan sonra bu aklıma geldi. Bu benim evdeydi. Bu tespih bakalit arkadaşlar. Bakın eski bir bakalit. Ben yapmışım bunu zamanında. Eve atmışım. Sesini beğenmişim. Bakın. Çekimini beğenmişim. Arkadaşlar bu şöyle göstereyim. Eski bir bakalitten yaptım. Benim daha doğrusu malzemem var. Tespih eski. Yani aynı malzemeden var. Şöyle bakın, bugün size göstermek için şöyle hitamesini tıraşladım. Bakar mısınız renk değişimine? Bakın bu hale gelecek arkadaşlar. Yani bu bu hale gelecek arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Bakın bu hale gelecek. Evet yani şansa, dediğim gibi unutmuşum tespihi, duruyor benim vitrinde. Sonra dedim bir getireyim size göstereyim. Bakın ne hale geleceğini görün. Yani bu yaklaşık 4 senelik falan bir tespih. Kendime yapmışım. Daha doğrusu burada yapmışım. Sonra eve götürmüşüm, kaçırmışım. Bakın. Bunu da tıraşladım çivisini ki görün diye. Hani aynı malzeme olup olmadığını anlayın diye. Bakın yani bu. Bunun geleceği renk bu arkadaşlar. Bu hale geliyor. İlginç. Çok güzel. Malzemeler çok güzel. Bakalitlerimiz çok güzel arkadaşlar. Bakın. Zaten sesinden de anlarsınız. Yağ gibi gidiyor. Bu 25'li. 25'li bir şey. Malzeme o zaman öyle kullanmışım. Nedense bilmiyorum. 25'li yapmışım. 4 sene önce diyorum yani. Ama çok güzel. Evet arkadaşlar. Onu da size göstereyim dedim. İlgimi çekti. İlginç geldi. Şu tespihi yaptıktan sonra aklıma geldi. Buna benziyor biraz. Şey kapsül kesimi. Onu da göstereyim dedim. Bir de arkadaşlar son olarak size. Şimdi bazı arkadaşlar soruyorlar. Yerli ağaçlardan ustam ne yapabiliriz? Ne yapabilir? Hangi yerli ağaçlar vardır? Güzeldir falan filan diye. Arkadaşlar ben bayağı bir yerli ağaç denedim. Yani elime geçen bütün yerli ağaçları denedim. Nasıllar, nasıl değiller, nasıl tespihleri çıkıyor diye. Şimdi arkadaşlar bu ağacı çok beğendim. Bu ağaç nedir biliyor musunuz? Kör diken arkadaşlar. Yağlı, gergedan gibi yağlı bir ağaç bu. Rengi de görüyorsunuz zaten. Turuncu gibidir bu. Videoda nasıl çıkıyor bilmiyorum ama turuncu beyaz gibi böyle bir rengi var. Ve arkadaşlar sert bir ağaç, güzel bir ağaç ve yağlı bir ağaç.
Beğendim. Kör dikeni beğendim. Kör dikenden hatta birkaç kuru olan ağaçlardan ayırdık, kestik, ayırdık Adana'da. Onlardan da gelecek yapacağız. Bakalım nasıl çıkacak. Hatta ben bir tane happe yaptım. Şöyle göstereyim. Çok beğendim. Yani ağaç, kör diken ağacı güzel bir ağaç. Kesmeyi denedim, olmadı. Yani çok hafif geldi bana açıkçası kesme ağacı. Ama bunu gerçekten beğendim. Yani güzel bir ağaç çıktı. Kör diken. Yerli olup da hani ülkemizde yetişen bir ağaç bu. Bundan tespih yapabiliriz arkadaşlar. Bu ağaçtan da tespih yapabiliriz. Ben çok beğendim yani. Ağacın ağırlığı da güzel. Şeyi de güzel. Öz kütlesi de güzel. Cila tutumu da güzel. Desenleri de güzel. Rengi de güzel. Yani gergedan ağacından belki bir tık hafif olabilir arkadaşlar. Hani kıyas olarak söylemek gerekirse. Ama yine de çekimi, çıtırlığı güzel. Yani ben beğendim. Güzel. Bundan bir tespih yapacağım ben kör dikenden. Bakalım nasıl olacak. Ona göre bakarsanız kendi yerli memleketimizde de güzel bir ağaç bulmuş oluruz. Ve bunu da değerlendirmiş oluruz. Koleksiyonunuza bunu da katmış olursunuz. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Instagram adresim fth_tutuncu. WhatsApp'tan açıklamalara yazıyorum telefonumu. WhatsApp'tan bana her zaman ulaşabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında telefon numaram var. Oradan bana ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Yazmanızı rica ederim. Aradığınız zaman çok açamıyorum. Torna başında olduğum için çok teşekkür ediyorum anlayışınız için. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.